Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz bir kurabiye tarifi vereceğim. Önce 3 yemek kaşığı tereyağını karıştırma kabıma aldım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın sarısını ekledim. Beyazını ayırdım. Yarım yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekleyeceğim. Şöyle dolu ekleyin. Bir çay kaşığının dolusuyla tuz ekledim. Bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Şimdi unu ekleyeceğim arkadaşlar. Bir bardak unu ekliyorum. Tekrar bir bardak daha ekliyorum. 2 bardak un eklemiş olduk. Kabartma tozu da ekleyeceğiz arkadaşlar. Yarım paket. Kabartma tozu ekleyeceğim. Hepsini dökmeyelim. Kabartma tozuyla unu eleyeceğim. Şimdi bunu bir karıştıralım. Un biraz daha ekleyeceğiz. Yarım su bardağı un katıyorum tekrar. Bu un yeterli arkadaşlar. İyice yoğuralım. Hamurumuzu yaptık arkadaşlar. Şöyle bakın. Kıvam bu şekilde olacak. Çok sert olmayan bir hamur yapalım. Hamurumuzdan bir parça aldık. Önce yuvarlayalım. Sonra hafif yassıltalım. Şöyle 2'şer santim uzunluğundaki keselim. Bıçakla da kesebilirsiniz arkadaşlar. Önce yumurtanın akına batırıyorum. Daha sonra susama batıracağım. Fırın tepsime dizeceğim. Tekrar bir parça daha alalım. Önce yuvarlayalım. Yine 2'şer santim uzunluğunda keselim. Önce yumurtanın akına batıralım. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. 20 dakika pişireceğim. Yine de kontrollü pişirin arkadaşlar. Her fırın aynı olmayabiliyor.
Benim fırınım 18-20 dakikada pişiriyor. Hamurlarımızın tamamını bu şekilde yapalım. Kurabiyelerimizi hazırladım arkadaşlar. Şimdi fırına vereceğim. Kurabiyelerimiz 18 dakikada pişti arkadaşlar. Servis tabağımızı alalım. Şöyle yakından da bakın. Malzemelerimiz çok kolay. Evde bulabileceğimiz malzemeler arkadaşlar. Çok çabuk oluyor. En fazla yarım saatte kurabiyelerimiz hazır. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum, beğeni, paylaşım yaparak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.